Yağız Sabuncuoğlu hattımızda. Yağız merhaba. Merhabalar, sevgili Ersin'den stüdyodakilere selamlar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe ara transfer döneminde beklentiler bir aylık fazla. Fakat tabii detayı 2021-22 olarak görünce önümüzdeki sezon itibariyle aslında bu transferin gerçekleşmiş olduğunu, daha doğrusu Fenerbahçe forması giymeye başlayacağını söyleyebiliriz oyuncunun. Bize neler aktaracaksın? Aslında oyuncu uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Geçtiğimiz sezon Queens Park Rangers'la anlaşma noktasına gelinmişti ama ardından o transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon da Fenerbahçe tekrar devre arasında Pelotin'in ikisiyle birlikte bir oyuncu o bölgeye kanat almak istiyordu ama o bölgede hem Queens Park Rangers'ın oyuncuyla anlaşılmasına rağmen Amit Batya başkanı ve Mark Warburton kulübün oyuncu için bonservis istedik. Artık Fenerbahçe'de bonservis ödememek adına gelecek sezondan itibaren sözleşme imzaladığı oyuncu kadrosuna kattığını açıkladı. Aslında Diego Perotti büyük ihtimalle ayrılacak birkaç gün içinde yurt dışında ameliyat olacak ve o ameliyat tarihi netleştikten sonra yazılı bir açıklama bekliyor kendisi kulüpten. O yazılı açıklamayı aldıktan sonra ameliyat olmaya gidecek ve sözleşmesi feshedilecek. Onun ardından bir kanat arayışı vardı ama Queens Park Rangers'ın bonservis istemesi ve bu tutumu transferi gelecek sezona attı. Bugün de resmi açıklama geldi ama transferler benim beklentim o yönde ki devam edecek. Bugün önce Salah'ı sonra da Osayi açıklandı. İlerleyen günlerde ben Burak Kapacak hamlesi bekliyorum. Çünkü uzun süredir istenen bir oyuncu. Şöyle söylemekte fayda var. Burak Kapacak için belirlediği bir bonservis miktarı var Bursaspor'un. Fenerbahçe'nin de teklifi var, resmi teklifi. Uzun süredir aslında sürekli Burak Kapacak Fenerbahçe ile geçiyordu ama resmi temas 2 gün önce iki kulüp arasında başladı ve artık o resmi temaslarda bonservis pazarlığına dönüştü. Burak Kapacak Bursaspor'la tabii ki önemli bir oyuncu, altyapısından çıkmış bir oyuncu, hizmet eden bir oyuncu ama artık o da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Şu an oyuncu cephesinde bir problem yok. O bilgiyi de verelim. Şu anda Bursaspor devre arasından artık kampa gidecek ve Antalya'da bir kampa girecek. Oyuncunun menajeri de Antalya'ya gidecek ve artık o transferi sonlandırmak adına Bursaspor'la seri görüşmeler yapacak. O ortadaki nokta bulunduktan sonra da bu iki hamlenin ardından ben bir Burak Kapacak hamlesi bekliyorum. Bu transfer döneminde çözülmesi tabii ki hedeflenen şey. Ama o sayede olduğu gibi yine gelecek sezona kalabilir. Bursaspor'da bazı problemler de var bu transfere bağlı olarak onu da söyleyeyim. Bazı oyuncular oradan kulübü federasyona şikayet etmiş durumda ama Fenerbahçe'de bir ilişkiler anlamında kulüplerle arasını bozmamak adına aynı şekilde İsmail Yüksek konusunda da bu şekilde ince bir şekilde davranılmış ve Balıkesir'in herhangi bir sözleşmede hakkı olmadan izin aldıktan sonra İsmail Yüksek'i çağırmıştı. Aynı şekilde Burak Kapacak transferinde de Bursaspor'a karşı herhangi bir oyuncuyu bedava almak, oyuncuyu sözleşmesi bittikten sonra veya federasyona şikayet ettikten sonra herhangi bir netlik oluşursa kadrosuna katmak değil de Bursaspor'la görüşmeler yapıp içi biraz da amiyane tabirle oyunu kuralına göre oynamak ve herhangi bir kulüple sorun yaşamamak istiyorlar. O yüzden Burak Kapacak konusunda da ilerleyen günlerde iki kulüp arasında özellikle önümüzdeki hafta ben resmi gelişmeler hatta ötesine de geçilmesini bekliyorum. Resmi açıklamalar bekliyorum. Evet, Burak'la ilgili olarak sezon başında da aslında bu transferi Fenerbahçe çok istemişti. Görüşmeler yapılmıştı. Fakat dediğin gibi bonservis ücretiyle ilgili olarak bir noktaya gelinememişti. Bursaspor'un biraz fazla para talep etmesinden kaynaklı olarak. Bakalım devre arasında neler yaşanacak. Bunun dışında Zalai ile ilgili olarak da tabii sıcak gelişmeler de var. Bugün yine sen izleyicilerimize de duyurdun Apollon Limassol Başkanı Nikos Kırsız'ın açıklamaları ile ilgili olarak. İstersen oraya da değinelim. Evet, Apollon Limassol'un 2 milyon euronun biraz üstünde bir isteği vardı Alay için ama orta yol bulundu. Yaklaşık 1.5-1.6 civarına %10 bir sonraki transferden pay ile birlikte transfer sonuçlandı. Oyuncu da İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe kadrosuna katılacak. Aslında çok fazla isim vardı ama Alay konusunda özellikle teknik heyetinde ekstra bir ilgisi, isteği vardı. O yüzden Sportif Direktör Emre Belözoğlu da bu transferi bitirdiğini söyleyelim.
İlerleyen günlerde benim açıkçası beklentim şu yönde. Osayi konusunda evet önümüzdeki sezondan itibaren anlaşma gerçekleşecek ama Burak Kapacak, Mesut Özil, Salahi ve bu üç ismin dışında artı bir stoper ve kanat için Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde hamleleri olacak. Birkaç isim var ama bu isimler şu anda net olarak girişim yapılan ve kulüplerine resmi teklif iletilen isimler değil. Ama ben bu transferlerle birlikte transfer döneminin Fenerbahçe üzerinde kapanacağını düşünmüyorum. Ekstra yeni isimler de bekliyorum. Onun dışında Mesut Özil aslında hem tüm Fenerbahçelerin hem de Türkiye'deki futbol severlerin beklediği bir isim. 8 milyon euroluk bir alacağı vardı. Geçtiğimiz günlerde yine stadyum programında duyurmuştuk. O programdan sonra Mesut Özil bu 8 milyon euroluk alacağında bir indirime gideceğini açıkladı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. O yüzden ekstra fedakarlık da yapıyor. Bugün izinle sevgili Ersin'den bir konuda açıklık getirmek istiyorum. Bild gazetesinde çıkan bir haber var. Mesut Özil Arsenal'le anlaşamadı diye. Ben bu haberin ardından oyuncunun menajeriyle direkt olarak temasa geçtim. Kendisiyle uzun bir telefon görüşmemiz oldu. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan bazı olaylar vardı hepimizin bildiği gibi. Özellikle Mesut Özil özelinde ardından milli takım bırakacağına bırakmasına da sebep olan olaylardı. Bu dönemin en başından bu yana aslında Bild gazetesinde bazı haberler çıkıyor Mesut Özil özelinde. Bugün de olumsuz bir haber çıkmıştı ama ben buradan Fenerbahçeli taraftarlara ve bu transferi açıkçası bekleyen futbol severlere net bir ifadeyle kullanmak istiyorum. Bugün o konuda net bir durum olmadığını söyleyelim. Yani Bild gazetesinde tamamen transferin olumsuza döndüğüne şeklinde haberler vardı. Ama oyuncu cephesiyle ben bu haberin ardından görüştükten sonra herhangi bir problem olmadığını, Mesut'un kulüpten ayrılmak için indirime gittiğini direkt olarak öğrendim. Bunu TRT Spor ekranlarında da duyurduk. Benim beklentim bunun kısa sürede çözülmesi. Çünkü aslında Arsenal kulübünün şöyle bir beklentisi de var. 8 milyon euroluk bir alacağı var. Evet kabul. Bu alacağı ödediği zaman 8 milyon euro eksiye geçiyor belki Arsenal. Ama Haziran'a kadar devam ederse sözleşmesi Mesut Özil'in loyalty fee yani sadakat bonusu 10 milyon euro civarında bir para girecek Arsenal'ın kasasına ve artı 2 milyon euroya geçecek. O yüzden aslında bu görüşmeler biraz uzadı. Ama benim beklentim kısa sürede bunun çözülmesi ve Mesut Özil'in bu transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelmesi. Ama bu beklenti tabii ki transfer her zaman söylüyoruz. Netleşmeden bir iyiye dönüştürmek, bunu ekranlarda duyurmak tabii ki doğru değil. O yüzden hala bekliyoruz. Arsenal kulübüyle pekiş görüşmelerinin devam ettiğini de söyleyelim. Ama Mesut elinden geleni yapıyor Fenerbahçe'ye gelmek için. Belki bu hani dışarıdan bakıldığında ütopik gibi gözükebilir. Çok önemli bir oyuncu. Dünyada artık nesli tükenen belki de en önemli 10 numaralardan biri. Ama gerçekten elinden geleni yapıyor. Benim beklentim önümüzdeki haftadan sonra pekiş görüşmelerinde bir sona gelinmesi. Çünkü iki taraf da aslında birbirinden ayrılmak istiyor. Hem Arsenal tarafı bu kontratı sonlandırmak istiyor. Hem de Mesut Özil bonservisine inanıp Fenerbahçe'ye İstanbul'a gelmek istiyor. O yüzden çok da bir durum kalmadı. Çok kısa izinle çok vaktinizi aldım. Çok özür diliyorum. Bir noktaya daha değineceğim. Mesut Özil ile ilgili Fenerbahçe iletişim ekibinin geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe'de oynayan dünya yıldızlarından. Kimdir bu isimler? Robin van Persie örneğini verebiliriz. Video istediği bilgisini verelim. Bununla birlikte yapılacak bir Mesut Özil açıklama videosu var. Bu video hazır ama bu videonun hazır olması Fenerbahçe'nin transferi bitirdiği anlamına gelmiyor. Genelde kulüplerde iletişim ekipleri transferi bitmeye yakın isimler için bu tarz videoları hazırlar ve beklemeye geçer. O bilgiyi de verelim. Mesut Özil konusu da benim tahminim çok kısa sürede çözüme kavuşacaktır. Yağız Sabuncuoğlu teşekkür ediyoruz. Öyle görünüyor ki Fenerbahçe cephesinde Mesut'la ilgili olarak şu anda sadece kulübü Arsenal'la olan aradaki prosedürlerin çözüme kavuşması lazım. Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir sorun yok. Mesut'un ve Fenerbahçe ile olan görüşmelerinde bir problem olmadığı net bir şekilde görülüyor. Ki Sayın Başkan Ali Koç da en son oynanan Erzurumspor mücadelesinde de aslında Mesut'un Arsenal'la olan o diyaloglarını noktalamasını bekliyoruz şeklinde bir ifadesi vardı. Hafta içerisinde de yine Emre Belezoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada Mesut her zamankinden daha fazla Fenerbahçe'ye yakın dedi ama burada Arsenal'lı olan o sözleşmenin nasıl ne şekilde sonuçlanacağı belirleyici olacak. Bir ikincisi Zalai İstanbul'a davet edildi. Fenerbahçe'de stoper konusunda
Lemos, Tisserand, yeni transferler.